Ünlü matematikçi Paul Erdős meslektaşlarına şu cümleyle tanımlıyor. Matematikçi kahveyi teoreme dönüştüren kişidir. Bu dönüşümü bize anlatabilecek değerli hocalarımızla bu paneli düzenlemekten büyük bir onur duyuyoruz. Panel boyunca topluluk üyelerimizin dağıtmış olduğu kağıtlara sorularınızı yazarak en yakınımızdaki topluluk üyemize ulaştırabilirsiniz. Yanında gördüğünüz tişörtlü dikilen kalabalıktan bahsediyorum. Ayrıca kağıtlarda ve arkamda bulunan tahtalar yazılı olan mail adresimize de sorularınızı mail atabilirsiniz. Panelin sonunda sizin sorularınızla bir soru cevap kısmı gerçekleştireceğiz. Şimdi sözü fazla uzatmadan panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Sayın Zafer Nurlu. Sayın Turgut Önder. Sayın Hurşit Önsüper. Ve son olarak panelimizin moderatörü Sayın Muhittin Oğuz. Dünyanın ve matematik bilimin büyük sorunlarını çözecek çok önemli bir panel beklemiyorum. Burada sağlamak istediğimiz şey büyük ihtimal sadece teorem ispatlarken gördüğümüz hocaların hayatta matematikten bambaşka konularda da değil, ama matematikle alakalı diğer konularda görüşlerini, onların da matematik dışında başka şeylerde düşündüğünü, hayata bakış açılarını görmek bir sohbet ortamı oluşturur. Tabii ki bazı kurallarımız var. Birinci kuralımız, cep telefonlarının sessiz olması ya da kapalı olması. İkinci kuralımız, çok sert başladı kurallarla. Yani sorularımız, bu hani siyasi görüşlere gibi, o gibi şeylere hayata girmeyeceğiz. Burada tamamen sohbet olacak. Olabildiğine sizlerden sorular alacağız, toplayacağız, yapacağız. Bizim soracağımız birkaç soru var. Gene öğrenciler ve matematik topluluğu tarafından belirlenen. Matematik topluluğuna öncelikle ve sayın hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve sizlere de burada olduğunuz için. Acaba herkes matematik bölümünden mi diye de düşünüyorum ama matematik bölümünden olmayan var mı? Tamam, yokmuş. soru sormak için herhalde kalkıpüsten de biraz tanındığım için beni seçmişler. İyi sorar diye. Matematik topluluğunun birkaç sene sessizliğinden sonra iki senedir oldukça faaliyetler, güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunların arasında işte şurada yazılanlar var. Bir bir okumayayım. Bir tanesi dikkat çeken bahar futbol turnuvası. Matematik bölümü ve eğitimdeki diğer hocalar beraber. Çok güzel bir çalışmaya başladılar. Belki de desteğe ihtiyaçları olabilir, bilmiyorum. Çeviri ekibi var. Ve internette, YouTube'da, işte Facebook'ta, Twitter'da neredeyse artık matematikle ilgili, bilimle ilgili güzel videoların altyazılarını hazırlıyorlar.
Bu gerçekten güzel bir çalışma. Onu söylememde fayda var. Bunun dışında 6 Mayıs'ta, yani haftaya, zamanında bizim bölümümüzde hoca olan, bölüm başkanlığı dekanlık yapmış, sonra Sabancı Üniversitesi'nde rektörlük yapmış olan Tosun Tersoğlu'nun Fibonacci sayıları ve altın oran konusunda bir konuşması var gene burada. Umarım ona gelme hevesinizi kırmayız burada bugün. Öncelikle birkaç fotoğrafla başlayalım diye şey yaptık. Bu fotoğraflar hepsinde de tesadüfen ben varım. çünkü bendeki fotoğraflar. Ben başkalarının fotoğraflarını tutmuyorum. Ben de onun özel bir amacı yok. Bu matematik haftası gibi şeyler, biz matematik topluluğunu benden önce Yıldıray Ozan var burada. Başka birisi yok galiba. Onların döneminde ben de bir alt dönemde onlara katılıyordum. Bilmem kaç senesinde, 1988'de kurmuştuk. Bayağı eğlenceli şeyler yapmıştık. Oyun köşesi, matematiksel oyunlar yapıyorduk. Tamam. Şu ben. Matematik insanı ne hale getirir diyecek. Nasıl bu hale geldi? Neydir, ne oldu? Neyse. Fazla ben oldu. Bunlar... mesela böyle bir panel yapmış matematik eğitimi adına. Cahit Arp, Semih Koray bizim bölümdeydi. Tınas, Titiz galiba, değil mi? Böyle bir panel yapmıştık. Ondan fotoğraflar. Cahit Arp yine. Cemal Koç, Cahit Arp. Murat Işık var. Bölümümüzde gene kurulumda çok uğraşan. Evet. Ne dersin? 486 dersini veriyor dışarıdan. Faktörümüz olarak. Tosun Bey, bir daha hafta geldiğinde tanımazsınız eğer. Gündüz İkadar. Aytuna. Şafak Alpay. gibi. Fotoğraflarla fazla vakit. Geçiyorum. Ha burada da bakın yani fazla kalabalık oldu, ne biçim şeyler topladık falan diye düşünmeyin. Biz bunu 1989'da da... böyle bir panel yapmıştık. Neyse, böyle şeyler var. Değişik fotoğraflar. Bu fotoğrafları zaten bölümle hazırlamışken paylaşacağız. Bölüm arşivine koyacağız. Daha fazla bunu geçebiliriz sanırım. Matematik haftasında yine Cahit Bey'i çalmıştık. Evet. Şimdi isterseniz izninizle ben soracağım. Bu bayağı sıkıntılı oldu. Evet. Öncelikle yani öyle sorular var ki şu anda elimde 7 soru var. Sizden gelecek sorular da var. Bunları birincisinde de kalabiliriz, çıkamayabiliriz. Olabildiğine o yüzden çok derinlere girmeden hocalarıma bir bir nasıl bir soru ile başlayayım? Belki Zafer Bey'den başlayarak birkaç soru sormak istiyorum. Yani soru olarak herkese bir soru. Birinci soru zaten her şeyi götüren soru büyük ihtimal. Sizce matematik nedir? Bu arada hocaları tanıtmadım ama herkes tanıyor herhalde. Zafer Bey bölümümüze elektrik mühendisliğinden geçiş yaparak gelmiş bir hocamız.
sınavların zorluğu. Yani matematik dil diyenler, dildir diyenler var tabii ki. Bunun neden yanlış olduğunu gibi ya da ne olduğunu genellikle... Evet, bunları istersen ben söyleyeyim. Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. Gerçekten böyle bir panelin olmasını ben çok yararlı da görüyorum. Yani panelistler açısından değil ama öğrenciler açısından önemli bir şey. Matematik nedir sorusu çok klasik ama aynı zamanda cevabı çok olan bir anlamda olmayan anlamında bir soru. Çok değişik şekilde tanımlar verilmiş, tanım demeyelim de açıklamalar verilmiş. Kimisi anlamaktır demiş, kimisi düşünmektir demiş. Belki matematik ne değildir ki diye cevap vermek de mümkün. Bir konuyu nakledeyim. Sanıyorum 90'lı yıllardaydı herhalde. Chrysler firması, dünyanın o zaman üçüncü büyük firması, çok büyük bir krize girmiş, zarar ediyor. Bunun başına Iacocca diye bir yönetici getiriyorlar. Tabii milyon dolarlık maaşlarla geliyor. Ve düze çıkarıyor. Ve anlattığı, nasıl yaptığını düşünüyorlar. Yüksek teknoloji kullandık diyor. Yüksek teknoloji ne demek diyorlar gazeteciler? Tek kelimeyle cevap veriyor. Matematik diyor. Şimdi bu tabii matematiği tanımlamıyor ama bir şekilde matematiğin önemini vurgulayan bir konu olmuş oluyor. Ben şöyle yaklaşayım konuya. Beni matematiğe cezbeden neydi diye sorduğum zaman kendime biraz cevabı oradan çıkarmak mümkün. Ben mühendislik okudum. Mühendisler alınmasınlar ama mühendislikte bir noktada rutin olan şeylerin uygulanması esastır. Dolayısıyla yaratıcılığa diğer branşlarda, temel bilimlerde olduğu kadar pek yer yok diye düşünüyorum ben, kişisel tamamen. Ve fizik, kimya gibi temel bilim dallarında dahi kesinlik bir anlamda yoktur. Yani şöyle yoktur, bir şeyi açıklamak için insanlar farklı yaklaşımlarda bulunurlar, yorumlar yaparlar ve bu yorumlar birbirleriyle çelişebilir. Üçüncü bir yorum gelir ve bu sürekli böyle gider. Matematikte ise kesinlik. Kesinlik bir anlamda mükemmeliyetçilikten, mükemmellikten. Sanıyorum matematiğin en cezbeden tarafı da bu. Yani kesinlik olması ve mükemmel olması. Tabii bunların sağlanması için haliyle anlamak, düşünmek ve kavramak gerekiyor. Dolayısıyla matematik bunların bir bütünüdür diyebiliriz. Benim açımdan böyle. Teşekkür ederim. Evet. Kesinlik de vardır derken tabii belli koşullar altında şu şartlar sağlanırsa böyle olur derken öbür kesinlik kabulü altında sonucun kesinliği. Hayatta ise bu ön koşulların kesinliği tek sağlanır. Neyse, evet. Yani bundan sonraki konuşmacıya bile geçilemeyebilir. Evet. Da benim vereceğim bir minik kursunun ilk konuşmasına dönüşebilir. Ben de Zafer gibi kısa kesmeye çalışacağım. Bu genel. Duyuyor musunuz? Duyuyorsun. Yani normal konuşsam daha rahat herhalde. Şimdi ben yani matematik nedir, aşk nedir, sanat nedir falan çok tehlikeli sorular. Yani benim sonuçlara yol açabilir.
Bunları bir cümleyle böyle şudur, budur diye kestirip de atabilirsiniz. Ama bunlar tanım olmaz tabii. Biz zaten tanım da yapacak değiliz. Ben bir matematik benim için ne anlam ifade ediyor onu söylemeye çalışacağım. Yani neden matematikçi oldum? Matematik ne anlam ifade ediyor benim için? Ortaokuldayken, ortaokul 2'ye kadar herhalde matematikte gördüğüm şeyler işte havuz problemleri, işçi problemleri falandı. Galiba şu anda mikrofon çalışmıyor değil mi? Ne diyorlar ya? Benim mesela deli edecek. Çalışıyormuş gibi yapayım. Elimde tutayım, gene de belki çalışıyordu. Assume that it works. Bir gün hocamız bize bir ispat yaptı. Çok basit bir bildiğimiz geometrik bir şeyin bir ispatını yaptı. Ondan sonra ben büyülendim. Beni orada cezbeden neydi diye sık sık sorduğumda işte bir tanesi Zafer'in söylediği kesinlik. Bir defa bir gerçeğin doyurucu bir şekilde bir açıklamasını, bir gerekçesini verebilmek, kanıtlayabilmek çok cazip gelmişti bana. İkincisi de o verilen argümanlar çok hoşuma gitti. Yani içinde bir estetik vardı. Bu nedenle şunları söyleyebilirim. Yani bir daha bir genelleştirsek. Kavramlar dünyasında heyecanlı bir yolculuk yapıyoruz matematikte. Nasıl? Fizikçi, kimyacı, maddi dünyayı inceliyorsa biz de kavramları inceliyoruz. Bunlar arasında ilişkiler bulmaya çalışıyoruz. Ahenkli ilişkiler bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir ahenkli kavramlar yumağını yakaladığınız zaman birbirine güzel, ahenkli bir şekilde bağlanmış. Böyle fenerle adeta bir örgüyü aydınlatmış gibi oluyorsunuz. O aydınlatmanın verdiği zevk bambaşka. Ama tabii bunu yaparken belirli kurallara bağlısınız. Kesinlikten bahsettik. Aksiyomatik temeller olması lazım ve bir mantık kullanmanız lazım. Bu kurallar çerçevesinde gerçekleri arıyorsunuz. Bu gerçekler belki kavramsal düzeyde ama hala gerçekler ve bunlar çoğu zaman da fiziksel dünyada bir şeylere karşılık geliyor. Bu benim için çok doyurucu bir şey. Çok heyecan verici bir şey. Bunun içinde üç tane yağ var. Bir tanesi bu kesinlik. İki, gizem. Bir şey bulabilme heyecanını yaşıyorsunuz. Bunu bulduğunuz zaman yaşadığınız sevinç birçok şeye bedel. Üçüncüsü de estetik. Çok güzel, kısa bir ispatın, en kısa şekilde ispat edilmiş, en kısa şekilde ifade edilmiş bir ispatın verdiği hazı hiçbir şey vermiyor. Tabii problemlerle uğraşırken, böyle laf olsun diye bir takım problemler seçmiyorsunuz. Nasıl olsa kavramsal dünyadayız diye. Bunu yapabilirsiniz ama dünyanın ilgisini çekmez. Kendi kendinize bir takım sonuçlar ispat edebilirsiniz. Onun yerine yaşınızda bir geometrik fizik dünya var. Teknoloji var. Oradan süzülüp gelen problemlerle motive olup onlar üzerinde çalıştığınız zaman iş daha çok heyecanlı oluyor. Sadece matematiğin için önem taşıyan problemler de var. Bunlar da matematikteki diğer fikirlerle güzel